Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere rulo kat kutusundan kaktüs kumbara yapacağım. İsterseniz hemen yapmaya başlayalım. Kutunun dışını kaplamak için ben yeşil keçe kullandım. Siz isterseniz mutfak bezi veya polar kumaş da kullanabilirsiniz. Keçeyi kutunun altına kıvıracağımız için uzunluğu kutunun boyunu biraz geçecek şekilde belirliyoruz. Ben toplam 15,5 cm olarak belirledim uzunluğu ve belirlediğim yerden cetvelle çiziyorum. Fazlalık kısmı makasla kesiyorum. Şimdi kutunun altına katlanacak kısmı belirliyoruz. Ve belirlediğimiz yer burada 13 cm oldu. Bu kısmı da cetvelle çizerek çizdiğimiz yere kadar olan kısmı makasla aralıklı bir şekilde kesiyoruz. Silikon tabancası yardımıyla keçeyi kutunun üzerine yapıştırıyoruz. Sizin silikon tabancanız yoksa normal bir sıvı yapıştırıcı da kullanabilirsiniz. Arkada kalan fazlalık kısmı makasla keserek atıyoruz. Şimdi aralıklı bir şekilde kestiğimiz kısmı kutunun altına yapıştırıyoruz. Alt tarafa yuvarlak bir keçe keserek yapıştırıyoruz. Şimdi kapağımızı kaplayacağız. Bunun için kapağı keçenin üzerine koyarak ölçüsünü alıyoruz. Çizdiğimiz çizginin dışından biraz geniş olacak şekilde kesiyoruz. Aynen taban kısmında yaptığımız gibi çizgiye kadar olan yeri aralıklı bir şekilde kesiyoruz. Kestiğimiz parçayı silikon tabancası ile yine kapağın üzerine yapıştırıyoruz. Yan taraflara da silikon sıkarak dikkatli bir şekilde yapıştırmaya devam ediyoruz. Yanda kalan fazlalık kısımları makasla keserek düzeltiyoruz. Cetvel kullanarak para atacağımız kısmı belirliyoruz. Belirlediğim kısmı ben kretuar kullanarak kestim. Siz isterseniz maket bıçağı da kullanabilirsiniz. Alttaki keçe kısmını da makas kullanarak kestim. Şimdi kaktüsün dallarını hazırlıyoruz. Bunun için keçeyi iki kat haline getirdik ve biri büyük biri küçük olmak üzere iki tane kaktüs dalı çiziyoruz. Çizdiğimiz dalları keçemiz iki kat halindeyken kesiyoruz. İki parça olan keçeyi araya silikon sıkarak yapıştırıyoruz ve uç kısmı yapıştırmıyoruz çünkü oradan boncuk elyaf yerleştireceğiz.
diğer parçamızı da aynı şekilde yapıştırıyoruz. Yapıştırma işlemi bittikten sonra keçeli kalem yardımıyla dalların üzerine siyah benekler çizdim. Boşluk bıraktığım kısımdan dalların içerisine sıkı bir şekilde boncuk elyaf yerleştiriyorum. Şimdi dalları yapıştırabiliriz. Silikon sıkarak kutuya sabitliyoruz ve donuncaya kadar tutuyoruz. Uzun dalı biraz aşağıdan, kısa dalı da biraz yukarıdan yapıştırıyoruz. Şimdi kaktüsün yüzüne yapıştıracağımız parçaları hazırlayacağız. Öncelikle göz için 50 kuruş kullanarak 2 tane daire kestim. Gözün içine yapıştırmak için yine beyaz keçeden 2 tane küçük daire hazırladım. Ağzını kırmızı keçeden, yanaklarını da pembe keçeden hazırladım. Siz isterseniz yüzünü daha farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Hazırladığım parçaları kutunun üzerine yapıştırıyorum. Son olarak 2 tane çiçek şeklinde keçe sticker yapıştırdım ve böylece çok amaçlı kaktüs kumbaramız tamamlanmış oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok amaçlı kaktüs kumbaramızı tamamlamış olduk. Bence gerçekten çok kullanışlı ve çok şirin oldu. Siz de elinizdeki işe yaramayan kutularınızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu kumbara sayesinde aynı anda birçok işimizi halledebiliriz. Gördüğünüz gibi buradan para biriktirebiliyoruz. Bozuk paralarımızı kullanmak istediğimiz zaman bu kapağı açarak istediğimiz zaman paramızı kullanabiliriz. Kaktüsün kollarını gördüğünüz gibi bu şekilde takılarımızı asarak kullanabiliriz. Aynı zamanda bu şekilde toplu iğnelerimizi de takabiliriz kaktüsün kollarına. Eğer bu kumbarayı para biriktirmek amacıyla kullanmak istemiyorsak bu şekilde kapağını açarak içindeki paralarımızı çıkarabiliriz ve aynı zamanda kalemlik olarak kullanabiliriz. Umarım sizler de bu şekilde çok amaçlı kumbaradan yaparak kullanırsınız. Burada videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki projede görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.